Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle farklı bir salata yapacağız. Yemeklerimizin her vazgeçimizinde salata türleri çok yapıyoruz. Bu nedenle bir farklı salatayla sizin için geldim. Şöyle kırmızı pancar salatası. Kocabaş olarak da alınıyor. Bu kırmızı pancar salatası. Kırmızı pancar. Arkadaşlar kilogram fiyatı yok ama şöyle bundan böyle biraz büyük boyda 3 tane adet aldınız mı 5 liraya kadar fiyatı var. Ben markette alırken fiyatlar biçilmediğinden dolayı öyle hızlı bir şekilde aldığım için kilo fiyatını bilmiyorum ama çok lezzetli. Mutlaka bu salatayı yapın derim. Kırmızı pancar kullanacağımız için biraz ellerimizi boyadığı için ben eldiven kullanacağım. 1 adet olan pancardan ben yapacağım. Ama eğer siz daha fazla yapmak isterseniz de verdiğim her ölçüyü biraz daha büyütebilirsiniz. Pancar 3-4 yemek kaşığı yoğurt, bir diş sarımsak, biraz da tuz ekleyerek çok güzel, pratik, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir salata yapacağız. Şöyle ilk önce ben pancarımı alayım. Hemen soyup sonra da törpüleyeceğiz. Bayağı kırmızı. Mutlaka bir eldiven kullanın derim. Eldiven de yoksa arkadaşlar elleriniz boyu olduktan sonra, pancarın boyası çıktıktan sonra ellerinize limon sürün arkadaşlar. Kabuğuyla birlikte o lekeleri çıkartır. Biraz sert kabuklu. Biraz bunun yüzden diğer soyacaklarla da rahat bir şekilde soyabilirsiniz. Ben bıçakla yapıyorum ki hepiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Şu kısmını da törpüledikten soyduktan sonra törpüleme işlemine geçeceğiz. Şimdi hemen şu törpünün büyük kısmını ben kullanıyorum. Bütün pancarın hepsini güzelce törpüyoruz. Blender'dan da rahat bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü suyunu sıkacağız elimize. Biraz daha töpledikten sonra bitmiş olacak. Bir yandan da yüzüme geliyor. İnşallah leke kalmaz. Turşularda da bu kırmızı pancar çok kullanılıyor. Bunun videosunu da size yapacağım arkadaşlar. Hem kendi pancar turşusunu bir de ayrıca lahana da çok güzel renk veriyor. Onu da yapıp size hepsini göstereceğim. Çok az bir şey kaldı. Onu da törpüledikten sonra hemen suyunu sıkacağız. Daha sonra da yapım aşamasına geçeceğiz. Törpüledikten sonra bütün tamamını bir tane pancarı hepsini şöyle törpülüyoruz. Şu iç kısmını aldıktan sonra ben ellerimi yapayım, hemen devam edelim. Şimdi bir tane kap hemen alacağım. Suyunu sıkmak için içine. Şimdi servis yapacağım tabağım bu arkadaşlar. Ama suyunu güzelce sıkmam lazım. Suyunu mutlaka iyi bir şekilde sıkıyoruz. Çünkü salatamız sulanabilir. Şöyle küçük parçalar alıyoruz. İki avucumuzun arasına arkadaşlar. Güzelce elimizde suyunu çıkartıyoruz. 3-4 kere böyle elinizde yumruk yapacak şekilde sıkarsanız da bir sorun yaşamazsınız. Bayağı da suyu çıktı. Sadece yaparken biraz dikkat edin. Biraz boyadığı için arkadaşlar kıyafetinizde falan da
gelmesin. Renk. Şöyle servis yapacağım. Tabağı da alayım. Son kısmı da aldıktan sonra devam edelim. Bayağı zevkli. Hem de çok pratik. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama mutlaka eldivenle yapın derim ben size arkadaşlar. Ellerinizde boya olmasın. Şu küçük parçaları da alayım. Sonra devam edelim. Ben tekrar bir ellerimi yıkayayım. Şunu da alayım. Şu kısmı da hemen temizleyelim. Kapların üstünde herhangi bir şekilde lekesi kalmıyor arkadaşlar. Hemen suya zaten götürdünüz mü rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Tabağımı şu yan kenardan hemen sileyim. İçerisine arkadaşlar bu sarımsak isterseniz koyun isterseniz koymayın. Bir diş sarımsak lezzet versin diye ben ekleyeceğim. Hemen sarımsağı soyduktan sonra çırpacağız. Şunlar çok işe yarıyor. Mutlaka alın arkadaşlar. Ben ilk alırken pek ne işe yarayacak diye bilmiyordum. Arka tarafı da mıknatıslı. Buzdolabınıza yapıştırabilirsiniz. Çok da rahat kullanışlı. Şöyle sarımsağımızı güzelce törpülüyorum. Biraz büyük benim kullandığım sarımsak. 2 diş de olabilir yani küçükse. Kısmını da törpüledikten sonra yoğurt aşamasına geçeceğiz. İçerisinden aldıktan sonra tekrar bir ellerimi yıkayım. En çok videoda ellerimi yıkadığım bir video oldu. Bir yemek kaşığı alalım. Şimdi isterseniz süzme yoğurt kullanabiliriz. Ama normal yoğurt ben evde ev yapımı yoğurt kullanacağım. Ama benim yaptığım salata daha katı olsun. Daha böyle hani sulu olmasın diyorsanız arkadaşlar süzme yoğurt kullanabilirsiniz. 3 veya 4 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Ben biraz bol yoğurt sevdiğim için 5 kaşık ekleyeceğim. Birazcık da tuz ekliyoruz. Tuz kendinize göre değişiyor. Ben hemen ölçüsünü göstereceğim size. Şöyle küçük birazcık tuzumu da ekliyorum. Sonradan da ekleyebilirsiniz. Az döküp salatanıza güzelce şöyle karıştırıyoruz. Ve salatamız hazırlanmış oldu. Şimdi üzerine haşlanmış mısır ekleyeceğim ben. Bu isterseniz de yaş nane de ekleyebilirsiniz. Çok tatlı ve güzel bir rengi olan salatamız oluyor. En çok da sunumda kullandığımız salatalardan biri. Şöyle şu kısmını biraz hafif şekil veriyorum. İsterseniz de daha küçük kaplarda yapıp bölüştürebilirsiniz. Hemen süslemesi için mısırı da alalım. Haşladığımız mısırı şöyle genelde buzluğa ben atıyorum. Salataları da çıkartıp süslemede kullanıyorum. Dediğim gibi yaş nane de kullanabilirsiniz. Ama ben elimde olan mısırları kullanacağım. Şöyle zaten hemen açılıyor. Buzluğa atarsanız arkadaşlar böyle haşladığınız mısırları kırmızı pancarın üzerinde de bayağı güzel görünebilen bir süsleme oluyor. Şöyle bol kullanacağım çünkü haşlanmış mısırı ben çok seviyorum. Şu kısmı
kısmını da aldıktan sonra salatanız hazırlanmış oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Siz isterseniz de bu böyle güzel kırmızı pancarlı salatalar yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.